değil, hala el yönetim kurulu üyesi, sadece internetteki şeyden çıkarttılar, Şema'dan çıkarttılar adını. Doğukan Çep, Dodo diye bilinen çete lideri dün gece Beykoz'da yakalandı. Sinan Ateş, öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı. Tolga Han Demirbaş, yani milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Ülkü Ocakları genel merkez üyesi, merkez yönetim kurulu üyesi ve Olcay Kılavuz, MHP milletvekili ve Eray Özyağcı, tetikçi. Bu bir MOBESA kamerasından alınan motosikleti kullanırken kasklı fotoğrafı. Şimdi bunun içinde iki tane özel harekat e, şubesine bağlı çalışan polis ve yine İstanbul'da MHP'li olduğu belirtilen iki kişi daha var. Onları bilmiyoruz. Açıklanmıyor. İsimleri daha açıklanmadı. Önce baş harflerini veriyorlar. Daha sonra isimleri geliyor. Ama 20'ye yakın gözaltı daha var. Şimdi bunlardan Tolga Han Demirpaş Ankara'da bu İstanbul'dan gelen çete mensuplarına, cinayet işleyen çete mensuplarına kılavuzluk yapıyor. Ankara'yı tanımadıkları için. Sonra geliyor, onları göl bıraktıktan sonra milletvekilinin evine geliyor ve orada yakalanıyor. Şimdi Ankara Emniyeti'nde de büyük bir kriz var. Şimdi bir, Emre Bey'in söylediği gibi bir boş dosya gösteriliyor, gönderiliyor savcılığa çünkü serbest bırakılması için baskı yapılmaya başlanıyor. Bu baskının kimden geldiği önemli. İçişleri Bakanlığı'ndan mı, Adalet Bakanlığı'ndan mı? Çünkü Özcan Kılavuz, pardon düzeltelim Olcay Kılavuz, 26 Aralık'ta yani cinayetten 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmiş, makamında bir fotoğraf çektirmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Başarı dilekleriyle paylaşmış. Deniyor ki Olcay Kılavuz, Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak serbest bırakılması için Talepte bulundu. İçişleri Bakanlığından mı bir talimat gitti ya da başka bir kuvvet mi devreye girdi? Bunun mutlaka açıklanması lazım. Şimdi e, Tolga Han Demirbaş'ın tekrar gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. Gözaltına alınmış olabilir veya bundan sonra alınabilir. Ama milletvekilinin evinde MOBESE kayıtları izlenerek kıstırılan, sıkıştırılan ki oranın da milletvekilinin evi olduğu bilinmiyor. Resmi adresi değil çünkü. Fakat milletvekili kimliğini gösterince zaten şeyle konuşuluyor. Polis müdürleriyle, nöbetçi müdürlerle, amirlerle konuşuyor polisler. Milletvekiline dokunmayın, yanındakini alın. Orası resmi konut de değil, kayıtlı konut değil deniyor. Bunun üzerine alınıyor. Yani ısrarla vermemeye çalışıyor. Şimdi böyle bir tablo var. Bu, bu işin altında kalırlar. Bu işin altında kalırlar. Bu iş daha büyüyecek. Bu kriz büyüyecek. Bu iktidar bu işin altında kalır. Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ın sorumluluğundadır. İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu'nun sorumluluğundadır. Savcılıkta serbest bırakılması nedeniyle bir kişinin şu an ki diğerleri tutuklandı Tolga Han Demirbaş'ın mevcut ülkü ocakları şu anki ülkü ocakları yönetiminin e, merkez yönetiminin bir üyesi sözünü ettiğimiz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu işin sorumlularından biridir. Buradan kaçış yok. Dolayısıyla olayın bir MHP boyutu olduğu gibi bir AKP boyutu da var. Ben e, MHP üzerinde bir baskı aracı olarak e, AKP tarafından bu olayın kullanılabileceğini, hatta kullanılmaya başlandığını düşünüyorum. Ancak esas olarak muhalefetin bu cinayetin üzerine gitmesiyle birlikte polisin e, operasyonlarını kararlı bir şekilde sürdürmesine de dikkat çekmek gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu olayı biz takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir şey söyleyip bırakacağım. Bugün biz ana haber bülteninde kısa bir değerlendirme yapacağım. Hüdapar'la ilgili değerlendirme. Şimdi değerli seyirciler HDP ile görüşen herkesi teröristlikle suçlamıyor mu bu iktidar? Terörle iltisaklı, terörle işbirliği yapmakta suçlamıyor mu? Niye? HDP'yi PKK ile özdeşleştiren bir bakış açısı, bir Yaklaşımı var Oysa HDP yasalara göre kurulmuş Bir parti Meclisin 3. büyük partisi Meclis başkan vekillikleri var Sayıştay'ın denetlediği Yargıtay'ın denetlediği Hakkında davalar Yürütülse bile biz blokaj kondu biliyorsunuz Hesaplarına sonuç olarak Bir Yasal alanda demokratik planda Siyaset yapan Legal bir örgüt Yasal bir örgüt diğer bir ifadeyle Şimdi öyle bir baskı uyguladı ki bugüne kadar hocam iktidar ya muhalefet partileri hedefle görüşmeye bırakın temas kurmaya korkuyorlar. Mesela altılı masanın Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisine ilişkin açık bir tavır takınmamasının nedenini anlamak mümkün değil. Ama bir nedeni var bizim bildiğimiz. Nedir? AKP'nin ve MHP'nin yürüteceği propaganda. Bak işte terörle iltisaklı falan diyecekler. Peki bir şey söyleyelim. Şimdi arkadaşlar ona ilişkin şey varsa, dijivol vardı ya da görüntü. Hüdapar, biz bugün bir Hüdapar dosyası hazırladık. Hüdapar, 2012'de Hizbullah'ın yasal uzantısı olduğu belirtilen bir anlayış ve kadro tarafından kuruldu. Şimdi bakın Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan erken seçim açıklamasından sonra AKP Genel Merkezi'nde Hüdapar genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ağırladı. Şimdi arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu var. Eğer burası AKP Genel Merkezi ise tuhaf. Daha önceki bir fotoğrafı olduğunu değerlendiriyoruz biz. Beştepe'de. Yani külliye dedikleri o kaçak yapılan sarayda çekilmiş bir fotoğraf olduğunu değerlendiriyoruz. Ama görüşme AKP genel merkezinde gerçekleşti. Kayıtlar var. Hüdapar Genel Başkanının AKP genel merkezine girdiğini, e, girişi, çıkışı kameralarlı tarafından kaydedildi. Şimdi ben merak ediyorum. Bütün Hizbullah yöneticilerini serbest bıraktılar bir hukuk oyunuyla. Biliyorsunuz. Hizbullah 200'den fazla insanı öldürmekten e, dolayı suçlu bulunmuş. Hizbullah'ın bütün üyeleri Mahkemelerde yaptıkları, işledikleri cinayetleri, yaptıkları eylemleri gururla savunmuş. Hakimleri, savcılar tehdit etmiş. Hepiniz Gaffar Okan gibi olacaksınız demiş. Açıkça savunmuş eylemleri, cinayetleri. Gaffar Okan gibi bir emniyet müdürünü şehit etmişler. Ve bunlar önce devlet güvenlik mahkemelerinde bir askeri hakim var diye bir yasa değişikliği yapıldı. Adil yargılanmadıklarına karar verilip bir bölüm bırakıldı. Sonra 2018'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gerekçe gösterilerek 2018'den sonra da diğerleri serbest bırakıldı. Hemen hemen öldürülen 2000 yılının ilk aylarında yapılan operasyonlar sırasında öldürülen Hüseyin Velioğlu gibi liderleri dışında yani çatışmalarda ölen liderleri Hüseyin Velioğlu'ydu ve diğer bazı üyeleri de o dönemdeki operasyonlar sırasında öldürüldü çatışma çıktığı için yakalanan üyelerinin ve yöneticilerinin tamamı serbest bırakıldı. Niye? Tekrar yargıla, yeniden yargılanmak için. Hiç kimse yeniden yargılanmayı beklemedi ve kayboldular ortalıktan. Şimdi böyle bir örgüt. Şimdi bu örgütün devamı olduğu belirtiliyor. Hüdapar'ın. Çok güçlü bir iddia bu yönde. Kendileri zaten bunu e, benzer bir siyasi çizgiyi savunuyorlar. Kim bu örgüt peki? Bağımsız Kürdistan İslam Cumhuriyeti'ni kurmayı temel hedef edinmiş. Yani bölücü bir örgüt. Temel hedef olarak belirlemiş bir siyasal İslamcı bir terör örgütü. Hizbullah bu. Kimin arasında örgütlü? Kürt yurttaşlar arasında örgütlü. Çünkü bağımsız Kürdistan istiyor ama bağımsız Kürdistan İslam Cumhuriyeti istiyor. Ve bu nedenle mesela Konca Kuriş, o İslamcı feminist diye bilinen, kaçırıyorlar. Sen bir Müslüman olarak bir çizginin dışına çıkıyorsun diye işkence yapıyorlar. İşkenceyi kayda alıyorlar ve insanlar üzerinde bir tehdit aracı olarak kullanmak üzere bu kayıtları başkalarını izletiyorlar. Öldürüyorlar öldürdükleri evin bodrumuna da gömüyorlar. Ya mezar ev denilen bir kavram girdi Türkiye'de siyasal literatüre mezar ev. 200'ün üzerinde insanı öldürdükleri açık. Kendileri de reddetmiyorlar bu eylemlerin her birini savundular. İlginç bir biçimde her birini savundular. Çünkü inanıyorlar yaptıkları için doğru olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir örgütten söz ediyoruz. Bir dönem Güneydoğu'da korku salan bir örgüt. Mesela o dönemde çıkan Gündem Gazetesi'nin birçok 15'e yakın mensubunu öldürdüler. 15'e yakın gazeteyi dağıtanlar, muhabirlerini hiç unutmuyorum. Batman'da gazeteyi dağıtan, Gündem Gazetesi'ni dağıtan bir emekçi, bir basın emekçisi seni gazeteyi dağıttığı arabanın içine kilitleyip arabayla beraber yaktılar. Enseden tek kurşunla veya satırla enseden öldürme onların yöntemlerinden biriydi. Böyle bir örgütten söz ediyoruz. Siyasetçileri, gazetecileri, işte e, İslamcı feminist dediğimiz kadınları öldüren bir örgütten. Şimdi bu örgütün yasal uzantısı olduğu belirtilen bir siyasi partiyle, bakın yasal siyaset yaptığı sürece hani 2002'den itibaren biz silahlı mücadeleyi bıraktık diye Hizbullah bir açıklama yapmıştı. Diyelim ki bıraktı. Diyelim ki Irak'ta. Bu örgütün devamı nitelindeki bir partiyle görüşüyorsunuz ve Cumhur İttifakı'nı almaya çalışıyorsunuz. Bağımsız Kürdistan İslam Cumhuriyeti savunan bir örgüt. Ama HDP gibi son dönemdeki bütün terör eylemlerini açıkça kınamış, reddetmiş, mecliste 3. Büyük Parti olan 68 milletvekili çıkartmış bir partiyi, 55'ten fazla belediye başkanlığı kazanmış bunların birçoğu il ve büyükşehir bazıları da bir partiyle görüşmeyi Bırakın kapısından geçmeyi, terörle işbirliği yapılacak bir iş olarak tanımlıyorsunuz. Bu benim Türkiye siyasi tarihinde gördüğüm en büyük çifte standarttır. En büyük siyasi ikiyüzlülüktür. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler e, olaylar arasındaki ilişkiyi kaybetmeyelim. Bakın. Bir siyasal cinayet işleniyor. Bu siyasal cinayet 2013'ten beri mahallelerde uyuşturucu satan bir çetenin tetikçiliğiyle işleniyor. Bu arada Türkiye bütün uluslararası bilgiler ve içerideki milli bilgiler bağlamında eskiden olduğu gibi uyuşturucu ticareti